Şimdi biraz sizin programına bakalım. Örnek verelim. Şimdi 8. 8 kilometreden başlayalım. Bir araba 50 km saat hızı A saat, 60 km saat hızı B saat yol alıyor. A büyük B imiş. Bu yolculuk sırasında arabanın ortalama hızı saat kaç kilometre olabilir ortalama hızı? Şimdi arkadaşlar şurada A büyük B demiş. A eşittir B alacak olsaydık. A eşittir B alacak olsaydık. 50 çarpı A artı 60 çarpı B, B de A yazarız, 60 çarpı A bölü toplam süre 2A, 110 A bölü 2A'dan eşittir 55 km. Ortalama hız 55 km olması lazım. Eşit olsaydı. Bakın bir A var, 50 var, bir tane de 60 km var. A saat boyunca, B saat boyunca 60'a gidiyor. İkisi de birbirine, yani A ve B birbirine eşit olsa da 55 ile ortada bir yere ortalama hızınız 55 olması lazımdı. A saat, A büyükmüş. A ya saat o daha fazlaymış. Yani 50 km hızla daha fazla süre gitmiş. 10 saat gitti 50 ile 60 ile 5 saat gitmiştir mesela. 50 ile gitme süresi daha fazla olduğu için ortalama hızının 50'ye doğru yaklaşacaktır. 50'den tarafa geçecektir. İpre. Yani hızı biraz 50'den tarafa geçecektir. Yani ortalama hızımız 50'ye daha yakın olması gerekiyor. Ortalaması 55'ti zaten. 55'in 54. Yani hızı 54 km olabilir. Bu bir ihtimaldir zaten. Kesinlik vermez. Hızı saatte 80 olan A noktasından 120 olan B noktasından birbirine doğru aynı hareket ediyor. C gibi bir noktada karşılaşıyorlar. Tamam. A'dan hareket edilen, yani A'dan hareket eden C geldikten sonra, C'de karşılaştıktan sonra 3 saat sonra B'ye varıyormuş. A B arasını soruyor. Arkadaşlar T saatte buluşsunlar. Burada buluşsunlar. X eşittir B T formülümüz. X yoldur. V hızdır. T de süredir. T saatte varırsa çünkü X 1 diyelim 80 hızı 80'miş B varma süresi T ise 80 T. Yani bu 80 T'lik bir yolmuş arkadaşlar. X 2 için de hızı 120 çarpı varma süresi t 120 t. 120 t'lik de bir yolmuşlar hız olarak, yol olarak. Şimdi x1 80 ile gidiyor. 3 saat yol aldığında b'ye varıyor. Yani x1 80 çarpı 3. X1 eşittir 240 km yol alıyor. C'den b'ye. C'den b arası önceki hesapta neydi? 120 t. Yani 120 t'lik yolu 80 çarpı 3'ten 240 varıyor. Yani 240 km oluyor. Şey 80 oluyor. Ben şöyle anlatalım. Biraz karıştı. Şimdi arkadaşlar A buraya vardıktan sonra A'daki araba burayı 3 saatte alıyorsa 3 saatte X eşittir B'den 80 çarpı 3 eşittir 240 km eder. Yani bu ara 240 km'ymiş. Yani 120 T eşittir 240 liraymış. Buradan T eşittir 2 çıkar arkadaşlar. T 2 çıkıyor. Bu A'daki araç 80 T'de C'ye varmıştı. T 2 çıktığına göre 2 ile 80 çarparsa 160. Burası 160 kilogram, kilometre pardon. Burası da 240 kilometre. Onun toplamda 400 kilometre bir yoldur. Evet, anlatamadım daha doğrusu. Neyse ama ben şimdi tekrardan anlatabilirim yine de. 600 km bir yolun bir kısmı toprak. Yolumuz var. Bakalım. Toprak. Asfalt. Toprak'taki hızı 60, ortalama hızı 60, asfalttaki hızı ortalama hızı 90. Arkadaşlar toplam 8 saatte varıyormuş. 8 saat. Yolun asfalt kısmını kaç saate gitmiş diye soruyor. Şimdi asfalt kısmını T saatte giderse saatte gitsin. Toprak kısmını nerede süre gider? Toprak kısmını toplam 8 saat 8 eksi T saatte gider. Toprak kısmını. Şimdi çözecek olursak topraktaki hız neydi? 60 çarpı süresi ne? 8 eksi T. Çünkü 8 eksi T soruyor. Artı asfalttaki, bu topraktaki hızı 90,
Tipi soru T saat 90 çarpı T eşittir toplam yolumuz 600 km. Buradan önce bir tane sıfırı silelim. 6 kez 8 48 eksi 6 T eşittir. Pardon artı 9 T'miz var. Eşittir 60. 48'i bu tarafa atalım. 6 T 9 T sıfırsam 3 T çarp 3 T eşittir. 12'den T eşittir. 4 saat. Evet T 4 saat. Yani 4 saat asfalta gidiyor. 8 eksi 4'ten de 4 saatte toprakta gidiyor arkadaşlar. Bu kadar. Aslında zor bir soru değil. Hızları 12 olan 12 ve 8 olan iki hareketi çember üzerinde A noktasından çembere çiziyoruz. A noktasından hız yönüne gidiyorlar. Ters yönüne. Biri bu tarafa doğru. 12 ile biri bu tarafa doğru. 8 ile. 6 dakika sonra karşılaşıyorlar. Hızlı olduğuna göre 6 dakika sonra şurada karşılaşsınlar. 12 8'den büyük olduğuna göre burada karşılaşacaklar. 6 dakika x eşittir vertelden yine v'si 12 çarpı t'si 6 eşittir 72 değil mi? Şurası 72 metreymiş buradan buraya kadar olan kısmı. Öbürü içinde x eşittir vertelden yine v'si 8 çarpı t'si 6 6 kadar 8'den 48. Şurası da 48 metreymiş arkadaşlar. 48 metre. Şimdi diyor ki hareketlerin hızlı olanı karşılaştırdıktan sonra yani buradan sonra kaç dakika sonra A'ya varır? Karşılaştırdıktan sonra kaç dakika daha giderse A noktasına varır? Yine x eşittir v t formülünden. Şimdi alacağımız yol 48 metre. Hızımız 12. Kaç dakika sonra varırız? Her tarafı 12'ye bölersek t eşittir 4. 4 dakika sonra A'ya varırız geri. A noktasına ulaşıyoruz. Hızlı saatte A kilometre olan bir hareketli A'dan hızlı B kilometre olan bir hareketli B'den aynı anda birbirine doğru hareket ediyor. 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Ne demiştik? Karşılıklı gelen arabayla vasıtaların hızlarını toplardık. Buradaki yol x kilometre yol olsun. X eşittir. V1 artı V2 çarpı T idi. Burada x eşittir. A artı B çarpı 2. Bu yol. Aynı iki hareketi aynı koşulda aynı anda aynı yönde hareket ederse yani şu yönde değil de ikisi de bu tarafa hareket ederse A kendinden hareket edin diğerine yetişecek. Kaç saat sonra? Ha? Kaç saat sonra A hızındaki araba B hızındaki araba yetişir. Bu da şöyleydi. Yine A'daki aramızdaki mesafe eşit oluyordu. Eşittir hızlar farkı. A daha büyük olduğu için A eksi B çarpı T. Pardon arkadaşlar. Hızlar farkı A eksi B çarpı T. T hesabına yetişecek. Yetişme formülü buydu biliyorsunuz. Şimdi burada x'ler eşit olduğu için burada karşılarına eşitleyeceğim. Yani şöyle çarparsam 2A artı 2B eşittir. A eksi B çarpı T. Her tarafı A eksi B'ye bölersem T eşittir. 2A yasayı açmaya gerek yok. 2A artı B şeklinde yazabilirmişiz. Çünkü sonuç öyle. A eksi B. Böyle bir sonuç oldu. T olarak 2A artı B bölü A eksi B şurada. Yani B şeklinde. B şurada yetişecekmiş. Yetişme hızı biliyorsunuz. A noktasından B noktasından aynı yöne doğru gidenler V1, V2 yetişme nerede yetişir? Kaç saat sonra yetişir? C'de yetişsin. Formülümüz A ile B arasındaki ilk uzaklık x eşittir. Doğal olarak yetişmesi için A'dakinin hızı daha büyük olması lazım. Onun için A'dakinin hızından B'dakinin hızını çıkarıyoruz. Çarpı T yetişme süresi T. T süresinde yetişiyor. Formülümüz bu. X eşittir. B1 eksi B2 çarpı T. Bir arkadaşlar. Bu sorunu bu şekilde çözmüş olduk. Bir soru çözelim. Bakın uzaklığı C'de karşılaşıyorsa ikisi de aynı sürede gidecek arkadaşlar. A ile BC arası soruyoruz. Bakın ikisi de T sürede gittiğini düşünün. C'de 1 saat gitsin. İkisi de fark etmiyor. 1 saat sonra bunu yakalasın. C'de yakalasın. 1 saatte bu ne kadar yol alır? 40 kilometre. Yani burası. Bu 1 saatten kaç kilometre alır? Yol alır. 60 kilometre.
60 kilometre aldığına göre BC arası 40 kilometre ise 20 kilometre plus olacak. O zaman AB 20, BC arası 40, sadeleştir 2 bölü 4, biraz sadeleştir 1 bölü 2 gibi bir sonuç çıkar arkadaşlar. Bu da bu kadar basit. Bu kadar şey yok. Evet, örneklere devam edeceğiz inşallah.